Evet tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Sorularla genel tekrar etkinliğimizin bu 12. videosunda yeni bir üniteyle tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı Devleti diğer bir ifadeyle duraklama dönemi gelişmelerini sorular üzerinden değerlendirme imkanımız olacak. ÖSYM'nin ortalama bir tane soru yönelttiği bu bölümde değerli arkadaşlar siyasi gelişmelerden ziyade ÖSYM'nin daha çok dönemin karakteristik özellikleri, ıslahatçı devlet adamları ve yapılan ıslahatlarla bağlantılı sorular yönelttiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 17. yüzyıl Osmanlı Devleti dendiği zaman değerli arkadaşlar özellikle KPSS sürecinde dönemin karakteristik özellikleri, ıslahatçı devlet adamları ve yapılan ıslahatlara kesinlikle yoğunlaşmamız gerekecek. Bu çerçevede değerli arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda arkadaşlar Tarih öğretmeni Eda Hanım 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin çeşitli devletlerle imzaladığı anlaşmalarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre Eda öğretmen aşağıdaki anlaşmaların hangisinden bahsetmemiştir? Arkadaşlar Eda öğretmenin vermiş olduğu bu bilgilerle aşağıdaki anlaşmaları eşleştirecek olursak İran ile imzalanan bu anlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır bilgisi doğrudan 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa Anlaşması ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Leistan ile imzalanan bu anlaşmayla Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Bilgisi de keza değerli arkadaşlar A seçeneğinde yer alan Bucaş Anlaşması'nın bilinmesi gereken en karakteristik özelliği olacak. Rusya ile imzalanan bu anlaşma Osmanlı Rusya arasındaki ilk resmi anlaşmadır ki son derece önemli arkadaşlar. Bu da şehrin diğer bir ifadeyle Bahçe Saray Anlaşması olarak 1678 yılında ilk defa bir resmi anlaşma düzeyinde karşımıza çıkmakta. Osmanlı ile İran arasında imzalanan bu anlaşmayla günümüz Türkiye İran sınırı belirlenmiştir. Keza bu bilgi de değerli arkadaşlar 1639 tarihli Kasr-ı Şirin Anlaşması ile bağlantılı bir bilgidir. Dolayısıyla Eda öğretmen soruda D seçeneğinde verilen Karloçça Anlaşması'na ilişkin herhangi bir bilgi vermemiştir değerli arkadaşlar. Peki Karloçça Anlaşması ile bağlantılı arkadaşlar biz neyi bileceğiz? Yani Karloçça Anlaşması bizim için ne ifade eder? Arkadaşlar 1699 yılında Osmanlı Devleti, Avusturya, Venedik ve Leistan arasında imzalanan bu anlaşma ile Osmanlı Devleti 17. yüzyılda değerli arkadaşlar ilk defa büyük çapta bir toprak kaybı yaşayacak. 17. yüzyılda şartları en ağır anlaşma olarak kabul edilir. Karloçça Barış Antlaşması değerli arkadaşlar. Keza Karloçça Barış Antlaşması'nın imzalanması Osmanlı Devleti'nde bir anlamda gerileme döneminin de başlangıcı olarak kabul edilmekte. Nitekim bu anlaşmada Rus delegesi olmasına rağmen imza yetkisi olmadığı için değerli arkadaşlar Karloço Barış Anlaşması'nda Rusya'nın imzası yoktur. Keza bir yıl sonra 1700 İstanbul Anlaşması'yla Rusya Osmanlı Devleti ile ayrıca bir anlaşma imzalayacak. Dolayısıyla siyasi gelişmelerden çok fazla soru yöneltilmediği için değerli arkadaşlar bir tek soru üzerinden bu anlaşmalarla bağlantılı vermiş olduğum bu temel bilgileri, basit bilgileri bilmeniz yeterli olacaktır. Bu çerçevede sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 17. yüzyılda İstanbul isyanları arasında olan ve 30 civarında devlet adamının idamıyla sonuçlanan vakayı vakvakiye aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl dendiği zaman gerek başkent İstanbul, gerek Anadolu, gerekse eyaletlerde birçok ayaklanmanın yaşandığı çalkantılı bir dönemi ifade etmekte. Özellikle değerli arkadaşlar, merkez isyanları olarak da adlandırdığımız İstanbul isyanlarının önemli aşamalarından birisi olan ve Çınar vakası, Çınar olayı olarak bilinen vakai vakvakiye Avcı lakabıyla bildiğimiz 4. Mehmet döneminin önemli gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Bu soru bağlamında değerli arkadaşlar, aslında 17. yüzyıldaki isyan hareketlerini kısaca değerlendirmekte fayda var. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl isyanlarına baktığımızda 3 ana başlık altında bunları ayırmamız mümkün. Fakat öncelikle değerli arkadaşlar unutulmamalı ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl isyanlarının yaşanmasında hiçbir şekilde ne Avrupa'nın ne de milliyetçilik akımının etkisinden söz edilemez. Keza Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımının etkilerini biz ilk defa 19. yüzyılda göreceğiz. Arkadaşlar bu isyanların başında merkez isyanları veya İstanbul ayaklanmaları olarak bildiğimiz Yeniçeri isyanları gelmekte. Doğrudan doğruya Yeniçeri askerlerinin çıkarmış olduğu ayaklanmalardır değerli arkadaşlar İstanbul isyanları. Ve bu isyanların temel sebebi tamamen ekonomiktir. Almış oldukları maaşları yetersiz bulacaklar. Bu dönemde Osmanlı merkezi yönetiminin yapmış olduğu paradaki taşiş uygulamaları elbette Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilediği gibi aynı zamanda Kapıkulu askerlerinin Yeniçeri askerlerinin almış olduğu maaşları da olumsuz etkileyecek. Bu çerçevede değerli arkadaşlar iki önemli gelişme yaşanacaktır merkez isyanları başlığı altında. Bunlardan birincisi genç lakabıyla da bildiğimiz 2. Osman'ın Leistan üzerinde düzenlemiş olduğu Hotin seferi dönüşünde merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünmesi ve akabinde bu düşüncesi nedeniyle hayatına son verilmesi olayı. Genç Osman'ın katli veya 2. Osman'ın katli olarak nitelendiriyoruz bu gelişmeyi. İkinci önemli olay değerli arkadaşlar ki soruda cevabını istediğimiz bir olaydı vakayı vakvakiye yani çınar olayı dediğimiz bir olay yaşanacaktır 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde. Özellikle Yeniçeri askerlerinin değerli arkadaşlar başlatmış olduğu bir ayaklanmanın sonucu olarak 30'a yakın devlet adamı çınar ağacına asılarak idam edilecek ve bir anlamda Avcı Mehmet döneminde bu Yeniçeri ayaklanması bu şekilde bastırılma yoluna gidilecektir. İkinci aşamada değerli arkadaşlar Anadolu isyanlarını görmekteyiz ki Anadolu isyanları 17. yüzyılda Celali isyanları olarak adlandırdığımız bir kategori. Nitekim 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan bu ayaklanmaların da değerli arkadaşlar temel sebebi sosyoekonomik sıkıntılar olacak. Bu ayaklanmaların ismi tabii ki Celali ayaklanması olarak adlandırıyoruz. Böyle bir nitelendirme böyle bir adlandırma yapılmasında Yavuz döneminde Tokat'ta çıkan Bozoklu Celal ayaklanmasından gelmekte. Keza Yavuz döneminden bahsederken değerli arkadaşlar Bozoklu Celal isyanının 17. yüzyıldaki Anadolu isyanlarına isim olacağından bahsetmiştik. Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir süreç yaşanacak. Anadolu'da bu şekilde birçok isyanın patlak vermesi beraberinde birçok gelişmeyi de getirecektir. Örneğin köyden kente büyük bir göç dalgası yaratacaktır Celali ayaklanmaları. Ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda köyden kente yaşanan bu yoğun göç dalgasına değerli arkadaşlar büyük kaçkun adı verilmiştir. Köyden kente göçün olduğu bir ortamda beraberinde neler yaşanabilir? Burada biraz mantık yürütmemiz gerekecek. 1. Taşra'da eyaletlerde değerli arkadaşlar üretim aksayacak. Üretimin aksaması Orduya beslenen asker sayısını azaltacak. Yani cebeli sayısında bir azalma yaşanacaktır. Cebeli sayısında azalma yaşanması Osmanlı merkezi yönetiminin ücretli asker alımına itecektir bir anlamda. Keza 17. yüzyılda tımar sistemi Anadolu İslamlarına bağlı olarak bir bozulma süreci yaşayacak. Bunun sonucunda da Osmanlı merkezi yönetimi değerli arkadaşlar ücretli asker alımına gidecektir. Ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin orduya almış olduğu bu ücretli askerlere de sekban adı verilecek. Öte yandan taşrada güvenlik kalmayacağı için değerli arkadaşlar üretim sekteye uğrayacak, vergiler toplanamayacak. Bu da beraberinde tımar sisteminin bozulması aynı zamanda iltizam sisteminin yaygınlaşmasını da getirecektir. Dolayısıyla Anadolu'da patlak veren bu isyanlar değerli arkadaşlar Osmanlı ekonomisini, Osmanlı askeri teşkilatını oldukça olumsuz etkileyecek. Örnek olması açısından değerli arkadaşlar 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan ayaklanmalar isim olarak baktığımızda Karayazıcı, Tavil Ahmet, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Gürcünebi, Deli Hasan, Katılcıoğlu gibi isyancıları burada örnek olarak vermemiz mümkün. Tabi bunları kesinlikle arkadaşlar ezberlemenize gerek yok. Öte yandan değerli arkadaşlar eyalet isyanlarına baktığımızda tamamen Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflamasından istifaden bazı yerel yöneticilerin çıkarmış oldukları isyanlardır. Ve temel sebebi tabii ki artan vergilerin bahane edilerek bir anlamda eyaletlerdeki merkezi otoritenin değerli arkadaşlar denetimini azaltmak olacak. Örneğin Sivas valisi Ali Vardar Paşa, örneğin Elazığ valisi Abaza Mehmet Paşa isyanları gibi birçok isyan arkadaşlar örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla 17. yüzyıl isyanları dediğimizde İstanbul, Anadolu ve eyalet isyanları olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Celal ayaklanmaları Anadolu isyanlarını, Yeniçeri ayaklanmaları ise merkez yani İstanbul ayaklanmalarını bize açıkça ifade eder değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Avcı Mehmet döneminin önemli gelişmelerinden birisini sorguladığımız ikinci soruda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin 17. yüzyılda Osmanlı maliyesine olumsuz bir etki yaptığı söylenemez. Timar sisteminin bozulması, sık sık padişah değişikliği yaşanması, ulufeli asker sayısının artması, köylünün toprağı bırakarak şehirlere göç etmesi, medreselerin giderlerinde artış yaşanması. Değerli arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan birçok gelişme doğrudan Osmanlı hazinesini, Osmanlı maliyesini olumsuz etkileyecek. Soruda bize verilen seçeneklerdeki gelişmeleri tek tek ele alacak olursak. Timar sisteminin bozulması değerli arkadaşlar Osmanlı maliyesine doğrudan olumsuz etki yaratacaktır. Nitekim tımar sisteminin bozulması demek vergilerin toplanamaması ve orduya asker beslenememesi anlamına gelecektir. Hem Osmanlı maliyesine hem de asker beslenemediği için ücretli asker alımını beraberinde getirdiğinden dolayı bu da hazineye yeni bir yük anlamına gelmekte. Sık sık padişah değişikliği yaşanması Yine 17. yüzyılda maliyenin değerli arkadaşlar olumsuz etkilenmesinde son derece etkili olacaktır. Nitekim padişah değişikliklerinde değerli arkadaşlar her taht değişikliği cülus dağıtımı cülus bahşişi anlamına gelir. Bu da hazineden bir para çıkışı getirecektir beraberinde. Ulufeli asker sayısının artması Osmanlı maliyesini değerli arkadaşlar yoran aynı zamanda olumsuz etkileyen bir diğer önemli gelişme olacaktır. Nitekim burada ulufeli asker sayısından kastettiğimiz kapıkulu askerlerinin sayısı değerli arkadaşlar. Ulufeli yani maaşlı asker sayısının artması, kapıkulu askerlerinin bir anlamda çoğalması beraberinde bu da hazineye yeni bir yük anlamına gelmekte. Köylünün toprağı bırakarak şehirlere göç etmesi Osmanlı mahallesini değerli arkadaşlar olumsuz etkileyen bir diğer önemli gelişme olacak. Nitekim köylünün toprağını terk etmesi demek değerli arkadaşlar. Taşra'da üretimin sekteye uğraması demektir. Vergilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasının önünün bir anlamda kesilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz bu dört önemli unsur değerli arkadaşlar Osmanlı maliyesinin olumsuz etkilenmesinde son derece etkili olmuştur. Soruda e seçeneğinde verilen medreselerin giderlerinde artış yaşanması Osmanlı hazinesini doğrudan olumsuz etkileyen bir gelişme olamaz. Arkadaşlar medreselerin giderlerinde artış yaşanmasının temel sebeplerinden birisi özellikle 17. yüzyılda eğitimde yaşanan yozlaşma ve bozulmadır. Ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda eğitimde yaşanan bu yozlaşmaya bozulmaya biz Beşik Ulemalı adını vermekteyiz. Peki nedir beşik ulemalı? Arkadaşlar, bir müderris düşünün, medrese hocası. Bir müderrisin oğlu daha kundaktayken maaşa bağlanacak. Bu aslında liyakatın olmadığı, rüşvetin, iltimasın, adam kayırmanın ön planda olduğu bir ortam anlamına gelmekte. Dolayısıyla beşik ulemalı dediğimiz eğitimdeki yaşanan bu yozlaşma aslında hem eğitim hem de hukuk alanlarını doğrudan olumsuz etkileyecektir. Peki medreselerin giderlerinde artış yaşanması maliyeyi için etkilemez değerli arkadaşlar? Lütfen dikkat. Medreselerin giderleri değerli arkadaşlar vakıf gelirlerinden karşılandığı için bu olay Osmanlı maliyesine doğrudan olumsuz bir etki yaratmamıştır. Dolayısıyla medrese giderlerinin artması doğrudan o medresenin bağlı olduğu vakfın giderlerinde bir artış anlamına gelir. Bu da vakfın bir anlamda bütçesini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız değerli arkadaşlar E seçeneği olmalıydı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldaki ıssaatçı devlet adamlarından biri değildir? 2. Osman, Tarun Cahmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Humbara Cahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Humbara Cahmet Paşa 17. yüzyıldaki ıssatçılardan biri değildir. Kendisi ilk defa değerli arkadaşlar 18. yüzyılda Osmanlı ülkesine gelen ilk yabancı uzman olacak ki asıl adı Kont de Bonneval'dir. Bir Fransız askeri uzman olarak Osmanlı ülkesine gelecek ve adını Humbarıcı Ahmet Paşa olarak değiştirecektir. Keza kendisini biz 18. yüzyıl gerileme dönemi ıslahatçıları arasında görmüş olacağız ilerleyen konularda. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ıslahat gerçekleştiren devlet adamlarının aslında bir kodlamasını göstermek istiyorum burada. Tokmak şeklinde bir kodlamamız var değerli arkadaşlar 17. yüzyıl ıslahatçılarıyla bağlantılı. Fakat bu ıslahçı devlet adamlarının bu isimlerine geçmeden önce 17. yüzyılın karakteristik özelliklerine kısaca burada değinmekte fayda var. Arkadaşlar bir defa 17. yüzyıl duraklama dönemi ıslahatlarında hiçbir şekilde Avrupa etkisinden söz edilemez. Nitekim Osmanlı Devleti'nde batıllaşma ilk defa 18. yüzyılda karşımıza çıkacak. Öte yandan bu dönemin en karakteristik özelliği değerli arkadaşlar baskı ve şiddet unsuruyla bir anlamda ıslatları gerçekleştirmek olacaktır. Çünkü bu dönemin ıslatlarında temel amaç eski döneme, o şaşalı döneme devleti bir şekilde kazandırmaktır. Bunu yaparken baskı ve şiddet unsuru fazlasıyla ön planda tutulacak değerli arkadaşlar. Kuşkusuz Osmanlı Devleti'nde ıslahatların yapılmasında değerli arkadaşlar halkın herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla 17. yüzyıl dendiği zaman daha çok lütfen dikkat askeri ve mali alanda yapılan ıslahatlar karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlar. Islahatçı devlet adamlarına baktığımızda evet biz bunu tokmak şeklinde kodluyoruz arkadaşlar. Tarhuncu Ahmet Paşa önemli bir sadrazam olarak görev yapacak. Genç Osman, namı diğer 2. Osman. Kuyucu Murat Paşa. 4. Murat. Bağdat Fatihi ile bileceğiz. 1. Ahmet ve Köprülüler dönemi olarak da adlandırdığımız bu dönemde değerli arkadaşlar bu önemli devlet adamları, önemli padişahlar bir dizi ıslahat çalışması gerçekleştirecek. Dolayısıyla 17. yüzyıldaki ıslahatçı devlet adamlarıyla bağlantılı gelebilecek bu tarz bir soruda değerli arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz bu kodlama gerçekten çok işinize yarayacaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu sorumuzda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyor ve 5. sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti timar sisteminin bozulmasına bağlı olarak 16. yüzyılın sonlarından itibaren sahipsiz kalan dirlikleri mukataya dönüştürmüş ve iltizam sistemine yönelmiştir. Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu sürecin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu soruda aslında iki önemli kavrama dikkat edilirse doğru cevap son derece kolayca bulunabilir diye düşünüyorum. Dikkat edin 16. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak dirliklerin bazıları mukataya dönüştürülmüş ve Osmanlı merkezi yönetimi iltizam sistemine yönelmiş. Şimdi mukata toprağın ne olduğunu biliyorsak geçmişe dönük konularımızda değerli arkadaşlar aslında bu soruyu cevaplamak çok da zor olmayacak. Nitekim değerli arkadaşlar mukataya dönüştürülmesi aynı zamanda iltizam sistemine doğru bir yönelmenin olması doğrudan doğruya devletin hazinesinin nakit para ihtiyacının karşılanması noktasında olacaktır. Malumuz Osmanlı devletinde nakit para ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir uygulamaydı iltizam sistemi. Ne olduğunu artık biliyoruz belki ama küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var arkadaşlar. İltizam sistemi Osmanlı'da bir vergi toplama sistemiydi. Açık arttırma usulüyle mültezim denilen kişilere bu vergi toplama hakkı 3 yıllığına veriliyordu. Devletin bundan en çok elde ettiği kazanç neydi değerli arkadaşlar? Hazineye doğrudan akan bir nakit olması. Dolayısıyla hazinenin nakit para ihtiyacının artması Osmanlı Devleti'nde hele hele tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak zaten bu nakit para ihtiyacı artmaya başlayacak. Bunun üzerine değerli arkadaşlar bazı delikler mukataya dönüştürülecek. Ki mukata neydi değerli arkadaşlar? Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardı. Dolayısıyla iltizam sisteminin yaygınlaşması nakit para ihtiyacının artmasıyla doğru orantılı bir gelişmedir. Öte yandan soru diğer seçeneklere baktığımızda değerli arkadaşlar... Kapıkulu askerlerinin sayısının azalması. Hayır arkadaşlar, tımar sistemi bozulmuşsa kapıkulu askerlerinin sayısı azalmaz, artar. Öte yandan mültezimlerin halka baskı uygulaması söz konusu olsa devlet iltizam sistemine yönelmez. Cebelülerin maaşlarını yetersiz bulması. Biz biliyoruz ki cebelü tımarlı sipahi'nin beslediği atlı askerdir ve cebelüler bir eyalet askeri olduğu için hazineden maaş almaz. Vakıf kurumlarının ihtiyaçlarının artması, evet vakıf kurumlarının ihtiyaçları artabilir. Fakat siz bu ihtiyaçları iltizam sistemiyle veya dirliklerin mukataya dönüştürmekle gerçekleştiremezsiniz. Nitekim vakıf kurumlarının ihtiyaçları ilgili vakfın bütçesinden gelirlerinden karşılanmıştır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla mantık çerçevesinde rahatlıkla yapılabilecek bir soruydu değerli arkadaşlar. Bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalı idi. Nizam-ı Alem anlayışı çerçevesinde Fatih Kanunnamesi ile padişahlara tanınan kardeşlerini öldürebilme etkisi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kaldırılmıştır? 3. Mehmet, 1. Ahmet, 4. Murat İkinci Osman, dördüncü Mehmet. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nde Fatih döneminde kardeş katli kanunname-i Ali Osman ile yasa haline getirilmişti. Fakat Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet dönemine geldiğimizde bu uygulama değerli arkadaşlar kaldırılacak. Ve 17. yüzyılın önemli padişahlarından biri olan 1. Ahmet sadece bunu gerçekleştirmeyecek, aynı zamanda veraset anlayışında son değişikliği yaparak bir anlamda yeni bir sistemi devreye alacaktır. Arkadaşlar 1. Ahmet taht kavgalarını önleyebilmek ve merkezi otoriteyi güçlendirebilmek amacıyla ekberiyet usulü olarak da bildiğimiz Ekber ve Erşe sistemini getirecektir. Bu sisteme göre hepimizin bildiği üzere hatta kardeşler içerisinde en büyük ve en akıllı olan kişinin tahta çıkması kuralı olacaktır bu uygulama. Soruda diğer seçeneklerde verilen Osmanlı padişahlarına ilişkin sınav odaklı neleri bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. 3. Mehmet Osmanlı tarihinde Eğri Fatihi unvanı ile bilinen Osmanlı padişahıdır ve özellikle değerli arkadaşlar, onun döneminde yapılan en önemli çalışmalardan birisi sancağa çıkma usulünün kaldırılması ve onun yerine yeni bir sistemin getirilmesi. Osmanlı Devleti'nde 3. Mehmet döneminde sancağa çıkma usulü kaldırılmış ve yerine kafes uygulaması olarak da bildiğimiz şimşirlik sistemi getirilmiştir. Aslında şimşirlik arkadaşlar Osmanlı Sarayı'nın içerisinde şehzadelerin tutulduğu bölüme verilen bir isim şimşir ağacından geliyor değerli arkadaşlar. Bu isim bunu da ayrıca belirtmekte fayda var. 4. Murat 17. yüzyılın en önemli padişahlarından birisi kuşkusuz. Bağdat Fatihi unvanı ile biliyoruz 4. Murat'ı. İran üzerine gerçekleştirdiği seferlerde Bağdat ve Revan'ı ele geçirecek ve bu nedenle değerli arkadaşlar kendisine Bağdat Fatihi unvanı verilecektir. Dönemin en karakteristik özelliği ise değerli arkadaşlar baskı ve şiddet unsurunun ön planda tutulduğu, bu anlamda ciddi bir disiplinin sağlandığı dönem olacaktır 4. Murat dönemi. Öyle ki bu dönemde başkent İstanbul'da gece sokağa çıkma, içki ve tütün yasağı getirilecek, aynı zamanda kahvehaneler kapattırılacaktır. Dönemin belki de en önemli gelişmelerinden, en önemli çalışmalarından birisi değerli arkadaşlar. 4. Murat önemli devlet adamlarına devletin aksiyan yönlerinin tespit edilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili raporların hazırlatılması olacak. Ki lütfen dikkat. Bu dönemde değerli arkadaşlar önemli devlet adamları layiha adını verdiğimiz raporlar hazırlayacak. Ki bunlar içerisinde en önemlisi dönemin en önemli devlet adamlarından birisi olan Koçu Bey olacaktır değerli arkadaşlar. Koçu Bey kaleme almış olduğu risalesiyle bilinir. Koçu Bey risalesi olarak kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bunun dışında Katip Çelebi, Veysi, Gelibollu Mustafa Ali gibi birçok önemli devlet adamını rapor yazan devlet adamları arasında gösterebiliriz. Ve yine bu dönemde değerli arkadaşlar Mahlası mahlasıyla şiirler yazan nef'i idam edilecek. Biliyorsunuz Nefi Osmanlı'da hicvin ustasıydı değerli arkadaşlar. Müftü olan atışmasını bir hicvinde arkadaşlar bahsetmiştik. Dördüncü Mehmet arkadaşlar 17. yüzyılda çocuk yaşta çok küçük yaşta tahta çıkan bir Osmanlı padişahıdır. Keza avcı lakabı ile bilinir 4. Mehmet. Avı olan merakından dolayı böyle bir lakap verilmiştir kendisine değerli arkadaşlar. 6-7 yaşındayken Osmanlı tahtına çıkıyor. Dolayısıyla çok küçük yaşta tahta çıkmasından dolayı değerli arkadaşlar dönemin en karakteristik özelliği özellikle lütfen dikkat valide sultanların yönetimdeki etkisi bu dönemde oldukça fazla. Bir anlamda tırnak içerisinde kadınlar saltanatı dönemi olarak da adlandırılır. Avcı Mehmet dönemi arkadaşlar. Keza bu dönemde başta Valide Sultan olmak üzere saray kadınları yönetimde son derece etkili olacak. Keza dönemin en önemli gelişmelerinden birisi değerli arkadaşlar. Bir Yeniçeri ayaklanması olarak da bildiğimiz Vakai Vakvake'nin yaşanması. Malumunuz Çınar olayı olarak bildiğimiz bu olayda 30'a yakın devlet adamı Çınar ağacına asılarak idam edilmişti. Ve son olarak değerli arkadaşlar 2. Osman. 2. Osman Osmanlı Devleti'nde genç lakabı ile bilinir değerli arkadaşlar. Ve Osmanlı'da toplumsal alanda ıslahat ya gerçekleştiren ilk Osmanlı padişahı olacak. Biz tabi toplumsal alanda ıslahat yapan ilk padişah olduğunu değerli arkadaşlar öncelikle sarayı halka açmasından biliyoruz. Keza kendisi Osmanlı tarihinde ilk defa saray dışı evlilik yapan padişah olacaktır. İkinci Osman namı diğer genç Osman. Sadece bununla da yetinmeyecek. Örneğin Şeyhülislam'ın kızıyla evlendi. Şeyhülislam'ın kızıyla evlenmenin dışında değerli arkadaşlar lütfen dikkat. Şeyhülislam'ın yetkilerini sınırlandırarak bir anlamda nüfuzunu kırarak başkenti de aynı zamanda Anadolu'da bir şehre taşımayı düşünecektir. Gerçekten çok genç yaşta Osmanlı tahtına çıkmış olmasına rağmen çok radikal adımlar atma yolunda ilerlemiştir. Keza bu radikal adımların en sonuncusu değerli arkadaşlar Leistan üzerine düzenlemiş olduğu Hotin seferi dönüşünde ilk defa Osmanlı tarihinde bir padişah merkez ordusu olarak da bildiğimiz Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşünecek ancak bu düşüncesi ne yazık ki II. Osman'ın hayatına mal olacaktır. Arkadaşlar Genç Osman acı bir şekilde gerçekten e, katledilmiştir. Yedi kule zindanlarına e, bir anlamda farklı farklı organlarının e, farklı bölgelere gömüldüğü rivayet edilir. Bu anlamda Yeniçeri Ocağının e, bu gerçekleştirdiği isyan beraberinde bir Osmanlı padişahının katledilmesiyle ne yazık ki sonuçlanacak bu çerçevede değerli arkadaşlar bu sorumuzla birlikte aslında e, sınav odaklı önemli padişahların bilinmesi gereken temel e, özelliklerini, dönemlerinin önemli gelişmelerini burada sizlere aktarmaya çalışmaya aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu anlamda 6. sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda askeri ve mali alanda yaşanan gelişmelerden biri değildir. Kapı kulu sayısının artması, boşalan dirlik toprakların tespitinin yapılması, iltizam sisteminin yaygınlaşması, tulumbacılar ocağının kurulması, saray masraflarının kısılarak yeniden bütçe hazırlanması. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nde tulumbacılar ocağının kurulması 17. yüzyılda yaşanan bir gelişme değildir. Keza Tulumbacılar Ocağı Osmanlı devletinde ilk defa 18. yüzyılda Lale Devri'nde Yeniçeri askerlerinden oluşturulan bir itfaiye örgütü olarak karşımıza sonraki aşamada çıkacak. Dolayısıyla bu soru bağlantılı arkadaşlar şu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Bu ve buna benzer sorularda değerli arkadaşlar, seçenekler kesinlikle dikkatli bir şekilde okunmalı. Ve genellikle ÖSYM bu ve buna benzer soru kalıplarında değerli arkadaşlar başka bir padişah döneminde veya başka bir yüzyıl içinde gerçekleşen bilinmesi gereken önemli gelişmeleri genellikle doğru seçenek olarak seçeneklere yerleştirir. Bu soruda olduğu gibi. Tulumbacılar Ocağı'nın Lale Devri'nde bir itfaiye örgütü olarak oluşturulduğunu zaten ilerleyen aşamada hem üstünde duracağız hem de kesinlikle bilmenizi isteyeceğiz değerli arkadaşlar. Öte yandan 17. yüzyıldaki askeri ve mali alanda yaşanan diğer gelişmeler kapsamında seçeneklere baktığımızda kapıkulu sayısı değerli arkadaşlar tabii ki arttı. Hatta kapı kulu sayısının artması tımar sisteminin bozulmasıyla da ilintili olan bir durum. Boşalan dirlik topraklar kesinlikle tespit edilecek değerli arkadaşlar. Ki tespit edilen bu dirlik toprakların bir bölümü bir önceki sorularda da görmüştük. Mukataya dönüştürülecek ve iltizam sistemi yaygınlaşacaktır zamanla. Ve kuşkusuz dönemin en önemli gelişmelerinden birisi değerli arkadaşlar 17. yüzyılda saray masraflarının bir anlamda e, kısıtlanarak yeniden bir takım bütçe hazırlıklarında yapıldığını görmekteyiz bu dönemde. Dolayısıyla Tulumbacılar Ocağı'nın kurulması veya bu ve buna benzer önemli gelişmeleri az önce de belirttiğim gibi seçeneklerde değerli arkadaşlar ÖSYM kullanır. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede makul yapılabilir bir soruydu değerli arkadaşlar. Yedinci sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmadı diyor ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ve geldik 8. ve bu videomuzun son sorusuna değerli arkadaşlar. Belki birçok arkadaşımız şu an buna şaşırmış olabilir. Evet duraklama dönemi ile ilgili aktaracaklarımızla birlikte bilmeniz gerekenler bunlarla sınırlı olacak değerli arkadaşlar. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisiyle ilgili yukarıda bilgi verilmemiştir? Değerli arkadaşlar bu soruda bize verilen açıklamalarla aşağıdaki devlet adamlarını eşleştirecek olursak 4. Mehmet döneminde bir takım şartlar öne sürerek sadrazamlık makamına gelen devlet adamı. Arkadaşlar bu özellik doğrudan Köprülü Mehmet Paşa'ya ilişkin bir özelliktir. Osmanlı Devleti'nde e, devlet yönetiminde özellikle sadrazamlık makamını şartlar öne sürerek kabul eden bir devlet adamı olacaktır. Köprülü Mehmet Paşa. 1. Ahmet döneminde Celali isyanlarını bastırarak merkezi otoriteyi koruyan sadrazam. Arkadaşlar özellikle 1. Ahmet döneminde Celali isyanlarının bastırılmasında uygulamış olduğu yöntemle de aslında ismi bağdaşan Kuyucu Murat Paşa aklımıza gelmeli. İsyancıların önemli bir bölümünü değerli arkadaşlar kuyuya atarak bir anlamda cezalandırmasıyla bilinir. Dönemin sadrazamı Kuyucu Murat Paşa. 4. Mehmet döneminde modern anlamda ilk kez denk bütçe hazırlayan sadrazam. Değerli arkadaşlar, Osmanlı tarihinde Avcı Mehmet döneminin önemli sadrazamlarından birisi olan ve modern anlamda ilk denk bütçe hazırlayan devlet adamı Tarhuncu Ahmet Paşadır. Gerçekten bunu gerçekleştirirken değerli arkadaşlar, saray masraflarını kısma yöntemine başvuracak. Bu da bazı saray efradı tarafından hoş karşılanmayacak ve ne yazık ki Tarhuncu Ahmet Paşa gibi önemli bir devlet adamı öldürülecek. 4. Murad'a sunmuş olduğu Risale adlı eserin yazarı ki bir önceki soruda değerli arkadaşlar aslında bunun cevabını vermiştik. ile meşhur 4. Murat döneminin en ünlü devlet adamlarından birisi olan tabii ki Koçu Bey olacak değerli arkadaşlar. Soruda D seçeneğinde yer alan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya dair herhangi bir bilgi verilmemiştir değerli arkadaşlar. Peki Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile ilgili biz ne bilmeliyiz? Bununla da bağlantılı birkaç önemli noktaya değinmiş olalım değerli arkadaşlar. Osmanlı tarihinde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avcı Mehmet döneminin önemli sadrazamlarından birisi olacaktır değerli arkadaşlar. Keza kendisi Girit Fatihi ünvanıyla bilinir. Evet Girit'in alınması değerli arkadaşlar çok uzun sürmüştür. Yaklaşık çeyrek asır sürmüştür. Bu da aslında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumun çok açık bir göstergesi. Öte yandan değerli arkadaşlar Köprülü Fazıl Ahmet Paşa aynı Köprülü Mehmet Paşa gibi özellikle askerlik, maliye ve güvenlik alanlarında önemli ıslatlara imza atacaktır. Dolayısıyla bu soruda da değerli arkadaşlar 17. yüzyılın önemli ıssatçı devlet adamlarını görme imkanımız oldu. Aslında bu soruyla birlikte 17. yüzyıl ıslahatlarını genel olarak tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Az önce de belirttim bazı arkadaşlarımız hocam duraklama dönemi bu kadarla mı sınırlı sadece bunları mı bilmeliyiz diye hayıflanabilir değerli arkadaşlar. Evet bunları bilmeniz kesinlikle yeterli olacaktır değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin son 10 yıl içinde bu üniteyle bağlantılı sormuş olduğu sorulara baktığımızda genellikle konsept bu çerçevede e, karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.